Sen bu haldesin. Ben ne yapayım? Bana bir şey söyle. Öl de öleyim. Yollara düş de peşinden geleyim. Ama bana bir şey söyle ne olur. Görmüyor musun? Yetemiyorum. Ne anama, ne halama, ne sana yetemiyorum. Bir tokatlık canım kaldı. Ne olur düşürme beni bak. Düşersem kalkamam. Ayşe seni bırakmam. Duydun mu beni? Çıkar at kafandan şunu. Böyle kaçarak olmaz. Önce bir ne olduğunu öğren. Ya bir kere de sözümü dinle Ayşe. Tamam ne ya? Vazgeçmek senin için bu kadar kolay mı? Anam evlat acısı çeksin. Mehdi abla acısı çeksin. Hadi bitirelim o zaman. Ayşe biz orada ölüyorduk ama ben senin yanında olduğum için sen bana korkmuyorum dedi. Bana cennet nasıl bir yer diye sormuştun. Şu an burası dedi. Senin olduğun her yer. Ayşe. Bak ben bu eli tuttuğumdan beri bırakmayacağım bu zaten biliyorum. Ama sen bile mani olamazsın. Çok yorgunum ben. Bu kadar yorgunluk fazla değil mi işte? Senin oğlundan haber var mı? Benim ondan başka kimsem yok. Kızlar gitmeye karar verdi galiba. Otogara geliyorlar. Ben peşlerindeyim. Sen sakın bir yere ayrılma tamam mı? Abi biraz daha hızlı gidelim ya. Ben seni bırakır mıyım abiciğim? İşte sen busun kızım. Dışarıdan öyle güçlü, dik başta duruyorsun ama içeriden korkak, bencil, sorumsuzun tekiz. Rüzgar burada benimle kalıyor. Sordu mu bir kere Rüzgar'a gelmek istiyor musun diye? Yaralı mı, kayıp mı? Anlamadım. Hastaneye götürmüşlerdir belki. Ya baktıysa nerede o zaman bu kadın? Uçmadı ya. Onlar kesin baştan sağa bakmıştır. Nerede bu uçurum? Söylesene. Bir daha oğluna asla kavuşamayacaksın. Anladın mı beni? Bir daha oğlunun yüzünü asla göremeyeceksin. Sen jandarmadan mı kaçıyorsun? Kafede almış. Yerde kan vardı. Kavga mı çıktı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ada sen ne yaptın? Ada ne yaptın? Bak beni dinle. Yalvarırım. Tut şu elim. Ya biz kardeşiz. Ben hep senin yanında olacağım. Söz veriyorum ya. Gel hadi tut şu elimi. Bak yalvarırım tut şu elimi. Ebru. Adanın durumu çok kötü. Değirmen yoluna giden yamacın oradayız. Acil gelmen lazım. Az kalsın aşağı atacaktık kendini. Şu işin doğrusunu bana bir anlatsana sen. Benim bir amcamla konuşmam lazım. İşin aslını öğreneceğim. İşim bitince yanınıza gelirim. Konuşmamız lazım acil. Her şeyi öğrendim amca. Özlem'in abisini diyorum. Gömmüşsünüz ya beraber. E sen de gömelim dedin öyle mi? Bak bu iş bizi aşar. Bu işin üstünü böyle örtemezsin. Amca, bana masal anlatma. Patlıcanın kumaşı daha komik bence. Ana Antep'e gelmiştim ya amcamla konuşmak için. Fikriye teyzelerde kaldım. Sen de bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Ada, nereye gidiyorsun kızım? Ya bir dur. Anam bir çözüm bulacağım dedi. Halledeceğim dedi işte bekle. Sen ananı tanımıyor musun? Bekle. Halledeceğim dediyse halledecek. Sakın. Sen bana, ben sana kavuştuk. Gidelim değil mi? Ben gideyim çantamı hazırlayayım. Sonrasını düşündün mü peki? Sonrasında beni düşündün mü? Ben 20 yıllık çantama nasıl sığdıracağım? O ne olacak peki? Bunca sene ana dediğim insan olacak. Ben kalayım, sen gitsen seni bırakabilecek miyim ben? Tamam, gidelim. Gidelim ama hangi yerim benim seninle gelecek? Hangi yerim burada kalacak? Siz ne yaptınız bana? Ne yaptınız? Benim kocaman dünyam vardı, üç cümleyle yıktınız ya. Oğlum. Bak sakın. Sakın. Şimdi hepiniz dinleyeceksiniz. Babam vermiş beni öyle mi? Kaç defa gömeceğim ben babamı? Ha? Fırat aldı dedi. Fırat'ın karanlık sularına gömdüm, yıkıldım. Meğer ölmemiş, hastaymış, kader aldı dedi, yıkıldım. Şimdi de beni öz anamdan almış, alnının ortasına fırlatmış. Ya ben babamı kalbime gömmüştüm. Ne yapayım, kazıya kazıya çıkarıp atayım mı şimdi? Niye yaptınız ya? Niye yaptınız? Niye sustunuz? Söyleyeceğiniz bir şey olmadığı için mi sustunuz? Benim hayatım vardı şimdi, ne olacak? He? Hayatım olacak mı benim bundan sonra? He babaanne, he? Söylesene. Tek sözüyle hayat dersi veren babaanne. Sen bana neyin dersini verdin şimdi? He? Benim babamsa senin de oğlun. Babam nasıl bir oğulsa
kendi oğlunu anasından ayırıp yalanın ortasına atabiliyor. Sana babama anlat derdim babaanne. Çocukluğu nasıldı derdim. Uzun uzun anlatırdım. Ben gözümde büyüttükçe büyütürdüm babamı. Çünkü o benim babamdı. Yani onu da anlattıkların hepsi yalan mıydı şimdi? Babaanne, babam hakkında onca şey anlattım bana. Bir bunu anlatmayı mı unuttum bana? Ama haklısın. Öyle baba nasıl anlatılır ki, değil mi? Öyle yalansız dolansız anlatılır mı baba, ha? Çünkü baba böyle olmaz, değil mi? Nasıl olur baba? Ben bildiğimi sanıyormuşum, bilmiyormuşum. Allah aşkına bir de söyleyin bana, nasıl olur ya bir baba? Söylesenize ne olur ya? Masal bitti de benim uykum yok babaanne. Ben daha yeni uyandım, yeni. Biri mi öldü? Tanıyor muyum ben öleni? Ölen benim çocukluğum olabilir mi acaba? Benim hayatım, benim hayallerim. Benim sandığım anam, babam, amcam, babaannem. Üç cümle laf babaanne, üç cümle, üç! Ama bunun cezası olması lazım değil mi? Bunun cezasını biri kesmesi lazım. Kim kesecek bunun cezasını, ha? Ben mi keseceğim? Benim kendime hayırım yok be! Niye ağlıyorsunuz şimdi? Sizin gözyaşlarınız yıkar mı bu avluyu, bu konağı, bu bahçeleri? Temizler mi lan yalanlarınızı? Temizleyecekse ağlayın! Daha çok ağlayın! Daha çok ağlayacaksınız! Ben senin bilmediğine eminim kardeşim. Sen bilsen söylersin. Bak sana niye yaptın, neden yaptın, niye söylemedin demiyorum. Ben sana ne diyeceğim ya? Şu avluya girdiğinden beri yüzüne bakamadım senin. Binlerce gördüğüm yüz yabancı geldi bana. Sen hatırlıyorsun değil mi? Oğlunun mezarını kazarken sana bir şey demiştim. Oğlunu bulacağız demiştim. Buldun mu şimdi oğlunu sen? Ben kendimi kaybettim. Sen neyi buldun ki ya? Ben hanginizle geleyim ya şimdi? Hanginizle kalayım? Hanginizin kucağına sarılayım? Ana bugün çok kötü bir şey oldu diye hanginizin kucağında ağlayayım? Nasıl paylaşacaksınız beni? Geçsem ya kendimi ortadan ikiye, ha? Hanginiz kalbimi ister, hanginiz aklımı? Senin suçun yok, dedem istemiş. Senin suçun yok, babam kucağına vermiş. Senin zaten suçun yok. Ulan bütün suç benim mi be, ha? Ben bir sorumlusuyum bunun. Biriniz cevap verin bana bak. Biriniz cevap verin bana. Madem bana ait değiller, hepsi yanacak o zaman, hepsi! Sakın peşimden gelmeyin! Sanki baştan aşağı alev aldım. Ne zaman yanıp kül olacağım? Buradaki tek yanlış, benim bütün doğrularımı götürdü. Oğlunu anasından ayırıp avlunun ortasına atan, diğeri de benim kahraman babam Murat Şanverdi. Sen benim içimdeki kahramanı öldürdün. Kalk şimdi özür dile. Kalk özür dile. Kalk özür dile. Kalk, 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 kalk. Birader, kız istemiyorum diyor. Duymuyor musun? Yoluna mı gitmek istiyorsun? Silah çekiyorsan sıkmasını da bileceksin. Sık bakayım. Vursana lan. Dursana. Vur lan. Dursana. Vur lan. Vursana oğlum. Dur. Vur lan. Dur. Abi sıkıldım bu oyunlardan ya. Mış mış hala bana masal anlatıyorsun. Bir avuç fıstık için benim dünyamı kararttılar, öyle mi? Sen ne adi, ne bir adamsın ya. Ne diyorsun lan sen? Babamın hayatını bitirdin, benimkini bitirdin. Daha doymadın mı diyor. Demek babam beni Ebru'nun elinden hiç acımadan alıp narine verdi, öyle mi? Yalan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun! Ben hiçbir şey unutmam, hiç merak etme sen. Hiçbir şey unutmam. Madem ederim bu kadar. Yalan o zaman.